Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Fenerbahçe Beko Euroleague maceramızın 11. bölümüyle sizlerle beraberim. Bu maçtan önce 5 tane simulate maç yaptık. Birini yanlışlıkla yaptım. Gran Canaria maçına girecektim de sizlere şunları göstermek istiyorum arkadaşlar. En son biz Olympiakos kimi yenmiştik? Evet, Olympiakos'u yenmiştik 64-58. Değil mi? Yanlış olmasın, Olympiakos'u yenmiştik. Bruce Bamberg maçını simulate ettik, kazandık. Strasbourg maçını kazandık. Galatasaray maçını kazandık. AYK'yı kazandık. Aslında Galatasaray maçını oynamayı düşünüyordum fakat Euroleague'de olmadığı için, bir de böyle çok rekabet ortamı oluşmasın diye simulate etmek istedim. Daha sonra Gran Canaria maçını da yanlışlıkla simulate ettim. Mağlup olduk ama Gran Canaria'da iki tane kendilerinde oynamayan oyuncu var ve inanılmaz iyi gidiyorlar. 12-4 istatistikleri var. Biz de 16'ya 2 oynuyoruz. Bu bölümde CSKA Moskova'ya karşı oynayacağız. İstanbul'da, Ataşehir'de 11-2 giden bir takıma karşı oynayacağız. Biz de 16-2 gidiyoruz. Bakalım bu maçta neler olacak. CSKA'ya karşı anılarımız var. Finalde kaybetmiştik, hatırlıyorsunuz. Bakalım bugün neler olacak. Sergio Rodriguez çok güzel bir kadrosu var. Ama İlk 5'leri kontrol etmedim. Şu anda mevcut gerçekten bu oyuncularla mı oynuyorlar? Bazen böyle sorunlar çıkabiliyor. Aynı Gran Canaria'daki gibi. İstanbul'dayız. Fenerbahçe Beko CSKA Moskova karşılaşmasına hoş geldiniz. CSKA Avrupa basketbolunun en güçlü takımlarından biri. Ama biz onlardan daha iyiyiz. En son ben bugüne kadar iki kere CSKA Moskova maçı izledim arkadaşlar. Ülker Sports Arena'da. Biri Euroleague'i kazandığımız sene, normal Euroleague devam ederken CSKA Moskova'yı yendiğimiz maçı izlemiştim salonda. Bir de geçen sene kaybettiğimiz maçı izlemiştim. O maça Alex de Souza da gelmişti, belki hatırlarsınız. Hatta Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu hafta oynandı bu. Ben İstanbul'da hem Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledim Kadıköy'de, hem de CSKA Moskova-Fenerbahçe-Beko maçını izledim. O maçı kaybetmiştik. Yani bir galibiyet bir mağlubiyet benim istatistiğim CSKA'ya karşı. Bugün de bakalım neler olacak. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şans bizden yana olsun. Hadi çocuklar. Ah, şu oyunu iyi oynamayı gerçekten çok istiyorum ya. Gerçekten çok istiyorum ama az oynadığım için sizden beklenen hareketleri yapamıyorum. Hadi Melli, pot altından oynayacağız. Melli şu iki kere kare geriye çekilerek atıştı değil mi? Vallahi başarılı. Bravo Melli. Buna benzer şutları Datome ile yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Rodriguez pot altı bomboş. Voroncevic sayıyı buldu. Birebir oynamaya çalışmak müthiş bir iş olurdu ama. Evet, Sulukas bomboş. Kostas Sulukas. Boş üç sayılığı kaçırdık. Şu istatistikleri de bir açalım. Evet. Rodriguez. İki sayılık atış başarılı. Tekrar Datome'ye. Pot altına Veseli var. Evet, yan Veseli. Güzel bir basket. Biraz zorladık. 4-4 oldu CSKA Moskova karşısında skor. Sergio Rodriguez perde geldi takım arkadaşından. 2 sayılık atışı, yüksek posttan atışı başarısız, savunma ribandını Veseli aldı. Hadi hızlı bir şekilde çıkalım. Gözüm Datome'de. Gigi Datome köşede 3 sayılık atış. Gigi Datome 7-4. Fenerbahçe Beko farkı 3'e çıkardı. Rodriguez pot altı bomboş. Fake de başarılı, sayı da başarılı Voroncevic'in. Sergio Rodriguez potaya doğru sokuldu. Sulukas savunması başarısız. 8-7 öne geçti CSKA Moskova. Evet, Datome yüksek posta. Datome. Hadi bakalım. Gigi Datome çok sever bu şutları. Gigi Datome. 9-8 öndeyiz CSKA karşısında. Sergio Rodriguez. Potaya doğru sokuldu. İnanılmaz bir smaç. Kim bu adam ya? Evet evet, varmış. Kyle Ince diye bir oyuncuları varmış. İnanılmaz. Yer çekimine meydan okudu adeta. Hadi bakalım Melli. Veseli perdeye geldi. Veseli pot altı bomboş. Yaz bu smacı, hemen karşılık verdik. 11-10 yan Veseli. Potu altından yardırmaya devam ediyoruz. Bravo çocuklar. Aman aman. Abi böyle bir pas olamaz ya. Evet, Bola'ya gerçekten ihtiyacımız var. Evet, Dekolo da oyunda, Bobby Dixon da oyunda. Dekolo'ya dikkat etmemiz lazım. Acayip hareketler ama çok zorladı. Joffrey Löwen çok iyi savundu. Hadi Kalinic. Hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Nikola Kalinic. Tamam. Bobby Dixon potu altında bir yerlerde geziyor. Bobby Dixon. Löwen potu altında. Joffrey Löwen de zorladı. Hunter savunma ribandını aldı. Bobby Dixon, Dekolo'ya git. Çok tehditkar oyuncuları var. Hackett.
Melih Mahmutoğlu. Melih elini uzattı, alamadı. Bomboş bıraktık. İki sayılık atış başarılı. 14-11. Melih Mahmutoğlu. Pota altı. Pota altından çok kolay bir sayı yiyorduk. Ama son anda potadan çıktı. Hadi Kalinic. Ahmet Düverioğlu. Arkadaşlarımıza bakıyoruz. Bobby Dixon. Bobby perde istedi. Evet, diğer taraftan bir perde gelirse ben de buradan potaya doğru sokulabilirim sanki. Bobby Dixon. Arkadan çok şiddetli bir faul. Bobby Dixon, ilk serbest atışımız. Son anda daldım biraz, biliyor musunuz? İlk serbest atışımız başarılı. İkinci serbest atışımız. Bu da başarılı. Bravo Bobby. 14-13. Bobby'nin de ilk sayıları bunlar. Nando De Colo. Bobby Dixon elini uzattı, alamadı. Perde. Evet, çok güzel savunma. Melih Mahmutoğlu topa dokundu fakat Hackett'ı bomboş bıraktık. Ya yakın savunma yapamıyorum oyunda ya. Dediğim gibi çok oynamanız gerekiyor. Bu benim daha 11. maçım. 11 maç sadece. NBA 2K19'da. Hadi Bobby Dixon. Açıyoruz oyunu. Kalinic. 14 saniye var. Diğer taraftan perde gelirse. Evet, bu tarafı kullanabiliriz. Kalinic dışarıya. Hadi. 3 saniye. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Çok iyi şut. Bobby Dixon. 16-15. Sayıyı bulmamız çok önemliydi. De Colo çok hareketli. Nando De Colo. Bobby Dixon karşısında. 17 saniye var ilk periyodun bitmesine. 12 saniye var hücum süresinde olmasına. Arada bir 2,5 saniyelik fark var. Bakalım ne yapacaklar. 5 saniye, 4 saniye şut çekecekler artık mecbur. İyi savunma yaptık. Hadi Bobby. Hadi gönder Bobby. Girer mi be? Ah be, o girse bazen böyle şeyler olabiliyor. Harika olurdu. Önde bitirdik ilk periyodu ama 16-15. Bir sayı gerideyiz ilk periyotta. CSKA Moskova çok güçlü bir takım. Biz de elimizden geldiği kadarıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. İkinci periyot ve üçüncü periyoda CSKA Moskova başlayacak. Hava atışını biz aldığımız için son periyotta biz başlayacağız. De Colo. De Colo orta bomboş. İçeriye girmeye çalışacak. De Colo, Bobby Dixon. Mücadelesi başarısız. De Colo, o da iki sayılık atış. O da başarılı. Yakın savunsam dert, uzaktan tutsam dert. Affetmiyorlar. 18-15. Haydi Bobby Dixon. Bobby Dixon'la birebir... Hayır, ayağımı çizgiye değiyordu. Bobby Dixon'la birebir oynayacağım arkadaşlar. Evet Bobby Dixon. Haydi Bobby Dixon. Potaya doğru. Bobby Dixon. Bobby Dixon çok kolay bir sayı. 18-17. Kalinic onu savunuyor. Yine topu kapmayı başardık. Bravo çocuklar. Hadi Bobby Dixon. Yürü Bobby Dixon. Geriye. Pota altından oynayacağız. Geoffrey Löwen. Löwen yersin onu. Bobby Dixon bomboş. Haydi Bobby. Bobby Dixon. Bobby Dixon. İyi gördük orayı. 20-18. 9. sayısı oldu Bobby'nin. Ve bu üçlükle öne geçmeyi başardık. De Colo. Sadece iyi savunma yapmamız gerekiyor. Nando De Colo. Evet. Şut başarısız. Bravo çocuklar. Sinan Güler de oyunda. Bobby Dixon'a şöyle bir bakıyoruz. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Bobby bomboş, bomboş Bobby Dixon. Bunu da yazar, bunu da yazar, bunu da yazar. 22-18. Bobby bir anda bomboş kaldı. 6'da 4 ile oynuyor Bobby ve CSKA mola almak zorunda kaldı. Köşeden oyuna başlayacak CSKA Moskova. Guduric. Henüz hiçbir şey yok. Pot altında. Clyburn. Adamlar gerçekten havada asılı kalıyorlar ya smaç basarken. Haydi Bobby Dixon, yanıyorsun biliyoruz. Bobby Dixon. Bir sallamasyon set açalım mı? Bir şeye bastım, bakalım ne olacak. Evet. Tamam. Yan Veseli pot altından oynayacağız. Evet, bayağı bir sokulduk. Bunu atarız herhalde. Bunu atarız herhalde Yan Veseli. 24-20, o kadar içeriye sokarlarsa sayıyı bulmamak imkansız. Tamam, Rodriguez, Bobby Dixon karşısında pot altı. Maalesef Veseli bir anda Kalins'i kaçırdı. 24-22. Farkı bu periyotta biraz açmamız gerekiyor. İlerleyen periyotlarda başımıza belalar çünkü. Buradan geldi. İstediğim yerden perde geldi. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Çok kolay geçtik. 26-22. Bobby Dixon bugün tek başına ayakta. 26 sayının 13'ü Bobby'den geldi. Sergio Rodriguez. Çektirmeyin. Tamam, iki kişi aynı yeri savunuyoruz. Pota altı. Çok güzel. İyi savunma yaptık. Smaca giderken son anda müdahale. Gigi Datome. Gigi Datome. Potaya. Gigi Datome. Bobby'nin asisti. 28-22. Gigi Datome'nin de
7. sayısı. Bobby Dixon ve Datome'yi topladığımız zaman zaten hemen hemen toplam skorumuz oluyor. 6 sayı öndeyiz. Perde geldi. Fenerbahçe taraftarından defans sesleri. Clyburn Datome karşısında. Perde beni bayağı bir rahatsız ediyor. Bu sefer al topu elinden. Alacağız topu. Hadi hadi Datome, top bizde. Top Fenerbahçe Beko'da. Müthiş bir savunma yaptık. 28-22 öndeyiz ve ilk yarının bitmesine 3 dakika var. Bobby Dixon. Marko Guduric. Marko Guduric Cici Datome'ye. Datome perde istedi. Veseli ters taraftan perdeyi yaptı. Topu düşürdük maalesef. Top bizde kaldı. Hadi Bobby Dixon. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Bobby Dixon. Bobby Dixon. 31-22. 16. sayısı Bobby'nin. Ve Fenerbahçe Beko taraftarını görüyorsunuz. Herkes çok mutlu. Sergio Rodriguez, Kyle Ince köşeye, Rodriguez 3 sayılık atış. Başarılı anında karşılık verdiler. Bu sayıyı yemesek, burada da düzgün bir hücum yapabilsek bizim için her şey mükemmel olacaktı. Bobby Dixon çok yoruldu. Bobby çok yoruldu. Hızlı bir şekilde pası verdi Datome. Cici Datome, Cici Datome. Tutamıyor CSK savunması Datome'yi. Bobby Dixon 16 sayı 2 asistle oynuyor. 33-25 fark 8. Datome. Biraz uzaktan savunuyoruz Clyburn'u. Yan Veseli orada. Blok gelecek. Blok geldi. Müthişsiniz çocuklar. Haydi Bobby Dixon. Haydi Bobby Dixon. Nicolo Melli'ye. Ah olmadı. Tamam. Tamam tamam. Bobby bomboş. Bobby Dixon. Bomboş 3 sayılık kaçtı. Ah bu da öldürücü darbe olacaktı. Maalesef girmedi. İyi savunma. Biraz uzaktan da olsa tepkiyi verdik. Fark 5'e indi ve Obradovic molayı aldı. İşte Fenerbahçe Beko'nun güzel kızları. Neyse fazla izlemeyin. Siz basketbol izleyin arkadaşlar. 33-27. Sulukas. Sulukas'ın sadece bir asisti var. Onun da sazı eline alması lazım. Kostas Sulukas. Biraz beraber oynayalım. Kostas Sulukas birebir oynamaya çalıştı. Köşede Melli. Çok yüksekten Nicolo Melli. 3 sayılık atış. 36-27. 5 sayı 1 rebound 2 asist. Sulukas da oyuna girer girmez asist yapmış oldu. Kylins dışarıya. Sergio Rodriguez. 1-3 sayılık atışta. Ne zaman fark açsak anında yanıt veriyorlar. Fark 6. O kadar iyi oynamamıza rağmen. Evet 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 evet. Bu kadar. Cici Datome. Mükemmel oynadık. Melih Mahmutoğlu'nun asisti. Cici Datome'nin potu altından smacı. 38-30. Savunmayı da şöyle yarı saha tam baskı yapalım. Cici Datome ilk defa böyle bir şey yaptık. Clyburn potu altı bomboş. Maalesef 6 sayılık fark devam ediyor. Çok hareketli bir maç izliyoruz. 42 saniye var ilk yarının bitmesine. Sulukas geçmeye çalıştı. Sulukas pota altı. Yan Veseli yüksek posttan bomboş. Şut kaçtı. Veseli kaçırdı maalesef. Nicolo Melli. Nicolo Melli girmesin. Girmesin. Bravo. Hadi çocuklar. Gözüm Melih Mahmutoğlu'nda. Kaptan Melih. Vazgeçtik. Tamam. Evet son hücum olarak değerlendireceğiz. Şut süresiyle maç süresi arasında 2 saniye var. O yüzden son hücum olarak gerçekleştireceğiz. Sulukas tek oynayacak. 4 saniye kalmış bu arada. Tamam. 2, 1. Çok zorladık. Maalesef benim gözüm maç saatindeydi. Aradaki süreyi unuttum. Maç saatine bakıyorum, daha 5 saniye var. Gözümü bir indirdim. 2 saniye kalmış hücum süresinin dolmasına. Maalesef çok kötü kullandık. İlk yarıyı önde bitirdik ama bizim için iyi bir ilk yarı geçirdik diyebiliriz. İlk yarıda CSK'nın %62, Fenerbahçe'nin %64 ile oynadığını görüyoruz. İki takımın da şut yüzdesi hayli yüksek. 16 sayı Bobby Dixon, Sergio Rodriguez 10 sayı 5 asistle oynuyor. Ülker Sports Arena'da 3. çeyrek başlıyor ve devre arası şovu görüntüde. Kırmızı bisikletli çocuk tribünlere güzel anlar yaşatıyor ve Bobby Dixon da ilk yarıya damga vuran isim olarak görüntüde. 3. çeyreğe CSKA Moskova başlıyor. 9 dakikada 9'da 6 oynayarak yapmayın bunu ama ya. Ben orayı görmüyorum ki. 4 sayıya indi fark. Buna benzer birkaç sayı yedik. Nicolo Melli. Melli 5 sayı. Sulukas. Kostas. Sulukas girecek. Ah Sulukas'a. Higgins. Guduric koş geriye. Guduric. Marko Guduric. Sayı yiyoruz. 38-36. 2 dakika oldu. 3. çeyrek başlayalı ve sayı bulamadık maalesef. Sulukas.
Maalesef ikinci, üçüncü çeyrekte şu ana kadar çok kötüyüz. CSKA farkı kapattı ve hücum sırası da onlarda. Fenerbahçe taraftarı defans diye bağırıyor. Köşe bomboş, Sergio Rodriguez. Ve öndeler. Durduramadık bu çocuğu. 39-38. Dışarıya çıkardık. Melih Mahmutoğlu, Kimo Guduric girer. Ah be arkadaşlar, bir şut bile girmedi. Mola alacağım. Top elimize geçtiğinde mola almak zorundayım. Bu olumsuz havayı dağıtmamız lazım. Clyburn. Evet tamam, bu da oldu. Evet, Fenerbahçe Beko'nun molası. İnanamayacaksınız ama 3. çeyrekte henüz sayımız yok arkadaşlar. Gerçekten. Acayip bir 3. çeyrek. Ahmet yine iyi savunma yaptı. Bravo Ahmet. Bravo Ahmet, ama artık girsin. Hadi Kalinic. Joffi Löwen. Hadi Löwen, kır potayı. Joffi Löwen, Allah'a şükürler olsun. 40-39. Yeter artık. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Tam sağa baskı yapacağım. Tam sağa baskı yapacağım bir süre. Hackett, pota altı, Sulukas. De Colo'nun üstünlüğü var boy olarak. Şut başarısız. Kalinic yine bir hızlı hücum. Gözüm Melih Mahmutoğlu'nda. Melih Mahmutoğlu pot altı. Joffi Löwen. Joffi Löwen. Bravo çocuklar. Nihayet nefes aldık. Melih kaptanın asisti. Joffi Löwen'in pot altından şık smacı. Tam sağa baskı. Aslında öne geçti. Geri çekebiliriz ama taraftarın da desteğiyle biraz korku salmalıyız CSKA'ya. De Colo. De Colo Sulukas karşısında. De Colo. Yine çok iyi savunma Ahmet'ten. Ahmet neler yapıyorsun sen öyle? Yürü Kalinic. Haydi Kalinic. Tekrar Ahmet Düveroğlu. Top nereye gitti bilmiyorum. Löwen koş geriye. Evet, bu sayıyı yiyoruz artık maalesef. Maalesef yiyoruz. Çok kötü bir hücum gerçekleştirdik. Evet, 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 yeriz. Bayağı bir yaklaştık. Atarız artık. Bayağı bir yaklaştık. O şekilde yaklaştığımızda sayıyı bulmak çok kolay oluyor. De Colo. Sulukas var, onu savunan. De Colo. Acayip hareketler yapıyor ya De Colo. Daha nereye kadar De Colo? Nereye kadar De Colo? Hayvan oğlu hayvan. İki oyuncu değişikliğiyle devam ediyoruz. 1 dakika 53 saniye var 3. periyodun bitmesine. 16 sayıyla oynuyor Bobby Dixon. Bobby Dixon. Gel bakayım. Perde geldi. Ters taraftan. Tamam, yanlış şeyler yaptık. Çok sıkı savunma yapıyorlar. Melih Mahmutoğlu. Tekrar Bobby Dixon. Hadi bakalım Joffi Löwen. Löwen. Löwen önce fake, sonra harika bir itiş ve ardından potaya muazzam bırakış. 46-43. Biz bu savunmayı geri çekelim artık, adam adama diyelim. 3 sayı fark var. Çok çabuk yedik ya, çok çabuk yedik. 46-45. Kurbanov. Ya ben sette ne diyeyim zaman saçmalıyorum arkadaşlar ya. Gelişi güzel oynamam gerekiyor. Hep değişik şeyler yapmanın cezası bu. Pot altı. Evet, evet. Kır. Süt turnikesi değil Löwen. Kır potayı, kır. Taraftarı gaza getir. Evet, sonucun bizim olacak büyük ihtimalle. 35 saniye var 3. çeyreğin bitmesinde. 3 sayılık üstünlüğümüz var. Hızlı kullanmazlarsa son hücumu biz oynayacağız. Hunter, Löwen karşısında. Yok, 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 yok. Çok uzaktan. Salak gibi savunma yaptım. Evet, son hücum bizim. Hadi çocuklar. Yine de toparladık. Bobby Dixon. Bu sefer tamamen şut süresi bize ait. Potaya doğru sokulacağız. Bakalım. Şurayı boşalttık. Perde istiyorum. Diğer taraftan. Hadi Bobby Dixon. Evet, Bobby Dixon. Evet, evet. Ya abi yapma Kalinic ya. Pota altından bomboş. Topu bırakamadık potaya. Ve son periyot başlıyor. Maçın asisti ekrana geliyor. Maçın asisti. Böyle saçma bir asist yok. Son 7 dakika CSKA'yı yenebiliriz. Bobby Dixon çok iyi çıktı. Tamam. Guduric. Melli. Evet, yok mu pota altında devrilen biri? Yok maalesef. 8 saniye. Evet, harikasınız be çocuklar. İşte bu kadar be. 50-47. Bunları bekliyorum. Set oynamayı bilsem kimin hareket ettiğini, kimin koştuğunu, bunları bilinçli olarak yapabilirim ama her şeyi gelişi güzel bir şekilde yapıyoruz. De Colo. Voronsevic. Melli savunuyor onu. Bobby Dixon, De Colo. Perde geldi. 3 sayılık atış De Colo'dan. Bravo Veseli. Evet, biraz sakinleştireceğim oyunu. Biraz sakinleştirmem lazım. 3 sayılık üstünlüğümüz var. Bobby Dixon. Sakinleştiremem. Bobby Dixon var orada. Bobby Dixon var orada. Ama ayak çizgide maalesef. 52-47. Bobby delirdiği zaman adamın üstünden bile şut çeker biliyorsunuz.
Dekolo. Rebound'u verdik ama bloğu bastık Melli ile. Şimdi sakin çocuklar. Şimdi sakin. 52-47 fark 5. Dekolo ile geliyor CSK Moskova. Yine korkup şut çekmek zorunda kaldı Dekolo. 52-49 5 dakika var maçın bitmesine. Sulukas. Datome 6 saniye kaldı. 5 saniye kaldı. Gigi Datome sever bu şutları. Gigi Datome 54-49. 15. sayısı Datome'nin. Çaktırmadan 15 sayı atmış Datome. Rodriguez. Sergio Rodriguez perde geldi. 3 sayılıklara dikkat etmemiz lazım. Pot altı bomboş. Kylins. İyi savunma. Biraz rahatsızlık verdik fakat girdi. 54-51. Arkadaşlar farkı biraz açmamız gerekiyor. Kimse hareketli değil. Melli. Perde geldi. Melli bomboş. Bravo çocuklar be. Kostas Sulukas'tan Melli'ye potu altından iyi bir işbirliği. Ya ben turnikeye kalkarken köşelerde 3 sayı çizgisinde boş adam bırakmak istiyorum ve son anda oraya pas atmak istiyorum. Bunu hangi setle yapabilirim? Maalesef konuşurken sayı yedik. 56-53. Arkadaşlar çok kritik bir maç. Skor çok kritik. Evet. 8 saniye kaldı. Bu sefer zor olacak. Sulukas'a atıp Kostas Sulukas. Ah be Kostas Sulukas. Ah be oğlum, bir üçlük atamadın bugün. Bir üçlük atamadın. CSK için beraberlik şansı olabilir. Faul yaptık. Melli'nin hareketini gördünüz mü? O topa blok bassaydı türbünlere uçmuştu top. Arkadaşlar çok kritik dakikalara giriyoruz. Sulukas yorgun. Bobby Dixon'ı oyuna alıyorum. Guduric inanılmaz yorgun. Eric Green'i alıyorum. Datome çok yorgun. Melli'yi alıyorum. Melli ölmüş. Löwen'i alıyorum. Evet, bu şekilde 4 oyuncu birden değiştirdik sanırım. Bir sayı var arada ve Bobby Dixon maçın oyuncusu. Sonuna kadar hak etti Bobby Dixon. Haydi Bobby, al sazı eline Bobby. Al sazı eline. Fenerbahçe Beko taraftarı defans diye bağırıyor, savunma diye bağırıyor. Bomboş. Hadi be çocuklar. Faul kim? Yan Veseli. Bir sayı farkla öndeyiz. Dekolo'yu bırakmayın. Dekolo'yu bırakmayın. Bırakmayın Dekolo'yu, bırakmayın. Öne geçti CSK. 14. sayısı Dekolo'nun. Pot altından oynamam gerekiyor. Löwen hadi. Geoffrey Löwen. Geoffrey Löwen çok zorladık. Löwen, bravo Löwen, 58-57. İnanılmaz ihtiyacımız vardı bu sayıya, inanılmaz. Hadi iyi savunma çocuklar. Haydi Fenerbahçe Beko. Haydi Türkiye Dekolo, yine bir şut. Bu sefer kaçtı ama savunma ribandını alan kimse yok. Tiplemeyi başardı orada bir oyuncu. Eric Green. Bobby Dixon. Bu dakikalarda oynamak benim için inanılmaz zor. Olacak iş değil. Dekolo araya girdi. Kyle Higgins. 61-58. 1 dakika 41 saniye kala CSK Moskova öne geçti maalesef. Maalesef öne geçti. Haydi Bobby Dixon. Evet, basket faul, basket faul. Çok ihtiyacımız vardı buna. Löwen'in de 14. sayısı. Bobby Dixon harika pas. Geoffrey Löwen. Beraberlik şansı şimdi. Bu maç nasıl bu duruma geldi? 1 dakika 31 saniye var. Löwen, tek serbest atışımız başarılı. Bravo çocuklar. Ve mola geldi CSK'da. Bu maça kalp dayanmaz. Oyuncu değişikliklerine bakmalıyız. Yan Veselim çok yorgun. Ahmet Düverioğlu savunmada iyi işler yaptı bugün. Bobby Dixon çok yorgun. Sulukas'ı almamız lazım. Yani mecbur almamız lazım. 69'larda Bobby Dixon. Hadi iyi savunma çocuklar. Sayı yok. Ya yine... Ya yapmayın bunu ya. Abi bu şutlar ne böyle korkak korkak. 1 dakika 24 saniye. Hadi oğlum. Evet. Ahmet. Ya Ahmet bu topu at. Ahmet at bu topu ya. Bomboş put altı ya. 2 sayı gerideyiz. Dekolo. Dekolo topu kaptık Sulukas'ta. Haydi Sulukas. Melih, kaptan Melih Mahmutoğlu 63-63. Allah'ım kalpten gitmek üzereyim. İyi savunma çocuklar.
İyi savunma çocuklar, dekolu. Ahmet'ten müthiş, müthiş rahatsızlık. Hadi sakin. 47, 45 saniye, biraz sakin çocuklar. Biraz sakin. Kostas Sulukas 63-63. Herkes çıldırmış durumda. Löwen'le oynayacağım. Pot altından oynayacağım. Joffrey Löwen. Haydi Löwen. Haydi Joffrey Löwen. Joffrey Löwen. Joffrey Löwen. 65-63 öndeyiz. 30 saniye. Haydi çocuklar. CSK'dan mola geliyor. Bobby Dixon da sahaya fırladı. Ahmet Düveroğlu, Joffrey Löwen. Çocuklar artık son 27 saniye. 2 sayı öndeyiz. Beşimizi bozmak istemiyorum. Melih Mahmutoğlu. Datome girebilir mi? Evet, Datome'yi almak istiyorum. Eric Green'in yerine de. Aslında Kalinic'in enerjisi çok iyi ya. Bir saniye. Datome'yi alıyorum. Datome, evet, Stuttgart oynar Datome ya. Biraz uzunlarla sahadayız. 65-63. 27.8 saniye var. Al bu topu. Rodriguez. Üçlüklere dikkat. Hava atışı. Sulukas'ta Rodriguez hava atışı. Rodriguez'in boyu kaç? Sergio Rodriguez 1.91. Haydi Sulukas be. Al bu maçı bitir. Haydi Sulukas. Haydi Sulukas, olmadı. Sakin. Yok. Acayip zorlama. Acayip zorlama, maç bitiyor. Maç bitiyor. Sulukas. Kostas Sulukas. Kostas Sulukas. 67-63. 4 sayı farklı öndeyiz. 11.7 saniye kala ve türbünlerde İzmir Marşı. Sergio Rodriguez 9 saniye. Çaresizler. Kylins. Çok zorlama bir şut daha. Çok zorlama bir şut daha. Ahmet. Centilmenlik mentilmenlik yok abi. 67-63 kazandık. Müthiş maçtı. Acayip zorlandık. Son periyotta CSK Moskova öne geçmesine rağmen bir şekilde maçı kazanmayı bildik. Tebrikler çocuklar. Tebrikler Fenerbahçe Beko taraftarı. Bu çok enteresan bir maçtı. Bobby Dixon, Joffrey Löwen, Datome, hepsi 10 sayının üzerine çıktı ve çaktırmadan skora katkıda bulundular. Şimdi istatistikleri inceleyeceğiz. Evet, istatistiklere bakıyoruz. 17'ye 2 devam ediyoruz. Bobby Dixon 18 sayı. 4'te 2 3 sayılık atış, 3 asist. Joffrey Löwen 17 sayı, 9'da 8. Datome 8'de 7. Melli, evet, çok iyi şut oranına sahibiz. Fakat Sulukas'a baktığımız zaman 3 tane 3 sayılık başarısız. Toplamda 5'te 1 ile oynamış. Onun dışında totalde 11 3 sayılık atış denememiz olmuş. 4'ü başarılı olmuş sadece. Evet, güzel bir maçtı. Reboundlara bakıyorum. Yan Veseli 6-6. Asiste Kostas Sulukas, top çalmada. Blokta da Nicolo Melli ve Yan Veseli'yi görüyoruz. Top kayıplarını biraz aza indirmemiz lazım. Bobby Dixon'ın ve Datome'nin 2 top kaybı var. Sonuç itibariyle bu zor maçı, CSK maçını kazanmayı bildik. İkinci periyottaki performansımızla bu maçı kazanmışız. Herkesin eline sağlık. Sizlere de teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Tekrardan görüşeceğiz. Bir sonraki bölümde de sanıyorum ki Kızıl Yıldız'a karşı oynayacağız. Yanlışım varsa düzeltin. Yeniden görüşeceğiz. Her gün canlı yayınlar açıyorum Facebook'ta. Yaklaşık saat böyle 11'de falan açıyorum. 2'ye kadar devam ediyor. Facebook sayfamızda takibi almayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.